Merhaba arkadaşlar. Bugün T-shirt dersinin doğrusunu çekeceğim. Bu dersimizde formlar arası geçiş ve formlar arası veri yapıtları konusunu anlatacağım. Yeni proje geliştirdim. Formlar arası geçiş yazan projenin adını. Dedik. Şimdi formlar arası geçiş için birden fazla proje ihtiyacımız var. Birden fazla projenin birbirine bağlanması. Bir buton ya da başka bir nesneyle tiklenmesiyle görüntülenebilen yapılardır. Şimdi bir buton ekleyelim formül 1'e. O form 2'ye geçmeni sağlasın mesela. Projenin formu nasıl ekleyeceğiz? Proje kısmında add Windows Form dedik. Burada Windows Form'u seçtik. Form name'ini buradan değiştirebiliriz. Form 2 kalsın. Ekledik. Ve gördüğünüz gibi form 2 de geldi. Bunu bir de şöyle ekleyebilirdik. Sol işaret kısmından sağ tıklayıp projemizin ismini. Burada add deyip new item ya da Windows Form deyip yapabilirdik. New item dedikten sonra yine aynı ekran çıkacaktı. Böyle yapabilirdik. Şimdi bunların backcolorlarını bir değiştirelim. Bu böyle bir renk olsun. Bu da şöyle bir renk olsun. Tamamdır. Şimdi dört yolla formlar arası geçişi sağlayacağım ben. Dört yolla size anlatacağım. Yani iki tanesi birbirinin türevi olan yollar diyebilirim belki. Şimdi bunların adlarını değiştirelim. Form 2'ye birinci yolla geç. Yazalım. Dört tane buton ekledi. Yani biraz boyutu büyüttük bunları. Şimdi ikinci yol olsun burası. Burası üçüncü yolla. Burası dördüncü yolla. Ayrıca yeni bir şey göstereyim. Mesela butonun tekstini hep biz buradan değiştiriyorduk. Bunu şöyle de değiştirebilirsiniz. Buradan değiştirirseniz mesela burada 12'ye geç. Yok, ikinci yolla geç yazıyoruz. Burada biz belirtiyoruz. Bu da formun alt kısmını temsil eder. Form yüklenirken kısmı. Bir de şöyle değiştirebiliriz. Yeni bir form ekleyeyim. Teksti ise deneme olsun. Bunun tekstini formun adında şöyle değiştirebiliriz. Önce name'ine bakıyoruz tabi nesnenin. Buton kaç? Buton 5. Buton 5'in tekstini değiştireceğiz. Formun adına nesne olmayan bir form kısımda formun ekranında tıklayıp ulaşabiliyoruz. Formun adı ise form yüklenirken olacak olan adı. Buton 5'in tekstini değiştirmek istiyoruz. Buton 5 nokta tekst diyoruz. Butonun özelliklerini nokta ile ulaşırız. Yani bütün nesnelerin özelliklerini. Buton 5 nokta tekst mesela şey olsun. Butonun adı değiştirelim. Teksti değiştirelim. Olsun. Bunu da biraz büyütelim. Şimdi start diyelim. Sizce deneme mi yazacak? Yoksa buradaki mi yazacak? Tabii ki butonun değişti. Butonun teksti değişti. Formun adındaki yazdı. Yani eğer buradan değiştirirsek, formun burasından değiştirirsek burayı yazar, tamam, ama formunun adına bakar. Eğer hiçbir şey yoksa deneme yazar. Ama varsa değiştirmişsek formunun adındakini yazar. Şimdi form 2'ye birinci yola geçişini anlatayım. Öncelikle form 2'ye geçiş için form 2 nesnesi oluşturmam lazım. Form 2 frm 2 dedim. Form 2 dedim. Sonra frm 2'yi göstermem lazım. Frm 2 nokta show dedim. Ve gösterdim. Şimdi start dedim. Birinci yolla geçiş kısmı yazmıştık. Buraya bastık. Gördüğünüz gibi form 2 açıldı ama form 1'ler arkada çalışıyor. Onu nasıl gizleyebilirim? Şöyle gizleyebilirim. This bizim form 1'i temsil eder. This nokta height yaparsın. Gizler. This nokta height yaptım. Ve şimdi deniyorum. Form 2'yi aç dedik. Burayı açtı. Ve form 1'i gizledi. Gördüğünüz gibi. Alt satıra işledi.
Satır'ı da işledi ve iki kısmı da yaptı. Şimdi Coin 2'ye ikinci yolla butonun 2'nin clean'i yine butona çift tıklayıp giriyoruz. Şimdi Coin 2 VRM 2 New Coin 2 yazıyoruz. Ama bu sefer VRM 2 nokta Show Dialog yapıyorum. Show Dialog yapıyorum. Show Dialog. Şimdi deneyelim. Coin 2'ye ikinci yolla geç. Açtı. Coin 2 açık kaldı. Çalışıyor. Form 1'de gizlenmiyor. Bunu gizlemeye çalışırsak gizlenmeyecek. Çünkü Show Dialog ile Show arasındaki fark bu. Mesela en büyük fark bu. Şimdi Form 2'ye ikinci yolla geç dedik. Gizlemedi. Gördüğünüz gibi. Niye gizlemedi? Mesela bunu kapatırsak. İkisini birlikte kapatabilir. Kapat dedik. İkisini de kapattı. O şundan dolayı. Form 2'nin biz mesela burada Show ile ekrana gösterdik yeni formumuzu. Form destemizi. Ama altındaki satırı işledi. This nokta hide işledi. Show dialog kullanırsak alt satıra gelmez. Alt satıra gelmeden diğer formu çalıştırır. Yani form 2'yi çalıştırır. Ne zaman bunu işler? Onu da göstereyim. Şimdi çalıştırdık. Form 2'ye ikinci yolla geç dedik. Gördüğünüz gibi this nokta hide işlemedi. This nokta hide ne zaman işledi? Şimdi ben çarpıya basacağım. Normalde çarpıya basınca buranın gözükmesi gerekebilir. Çünkü şey diye düşünebilirsiniz. Çünkü ikisi de görünüyor şu an. Ama baktım çarpıya bastım. İkisini de gizledim. Gördüğünüz gibi program çalışıyor. Çünkü bakın hala stop debugging butonuna basabiliyorum. Program çalışıyor ama diğer bu formu da gizlediğim için görünmüyor. Şimdi buna basıyorum. Yani form bitince görünüyor. Yani Form 2 nokta show, yani form 2 show kısmı form yüklenirken, yani bu satırlar işliyor. Bu da form bitince, form 2 nesnesi bitince, yani açılacak, bitecek. Ondan sonra this nokta hide yapabilir. Ama bu tam aksine bu açılacak. Açılırken bunlara bakacak. Bunlar nerede satırını işleyecek. Show'da böyle. Show diyalogda ise tam aksine form bitince, yani form 2 nesnesi açılacak, bitecek. Ondan sonra kontrol edecek. Burada ne yazılanları yapacak. En büyük farkları bu. Yani bu daha kısaca bir cümle kurarsak form 2 nokta show kullanırsak form yüklenirken ki işlemler yapılır ama bunda ise form bitince yapılır show diyalogta. Başlarken bunu satırlara dikkat etmez. Sadece show diyalog yazdıktan sonra buradan çıkar. Direkt form nesnesini açar. Yani formu gösterir. Eğer formu kapatırsak ise buraya döner. Devamına bakar. This nokta ait olduğu için gizlemiştim. Şimdi dördüncü yolla form 2 üçüncü yolla geçelim. Form nesnesi oluşturacağım bu sefer. Form vrm 2 olsun. New form 2 vrm 2 nokta show yazdım. Gördüğünüz gibi bu sefer form nesnesi oluşturdum. Vrm kaynağına da form 2 nesnesini dinamiğini göstererek oluşturdu. Şimdi start diyorum. Şimdi üçüncü yolda geç diyorum. Gördüğünüz gibi gösteriyor. İkisini de gösteriyor. Bunu şöyle gizleriz. Demin yaptığımız gibi. This nokta hide deriz. Gizler. Start dedik. Form 2 üçüncü yolda geç dedik. Gördüğünüz gibi form 2 açtı. Form 1'i gizledi. Kapattık. Şu an çalışıyor. Çünkü form 2 hala gizli durumda. Yani form 1. Bu da üçüncü yol olarak sunabileceğim yol. Dördüncü yol ise yine form nesnesi oluşturacağım. Form vrm 2 eşit form 2 yazacağım. Ve daha sonra vrm 2 nokta show diyalog kullanacağım. This nokta hide yapınca ise this nokta hide yapınca gördüğünüz gibi işlemedi. Şu an ikisi de açık. Bir daha basınca kapatınca işledi. İkisi de gizlendi. Biri kapandı, diğeri gizlendi. Şimdi this debug'da durdurdum ve this nokta hide'ı da form'dan çıkınca yani form 2'den çıkınca show debug'da işliyor. Bu da böyleydi. Şimdi dördüncü yolda da yaptık. Artık yeni bir proje geliştirebiliriz. Solution dedik. Dediğim gibi 4 tane yol vardı. 4 yolu yolları anlattım. Yes dedim. Tamam. Şimdi yeni proje oluşturalım.
Küçük bir öğrenci otomasyonu yapalım. Öğrenci otomasyonunu iki formül yapalım. Şimdi yeni bir form ekleyeceğiz. Proje kısmından ekleriz ya da burada Flourish Network kısmında projemizin adı öğrenci otomasyonu ekleriz. Windows Form dedik. Buradan Form 2 Windows Form'u seçtik. Form 2.js'e ekledik. App dedik. Form 2'yi de ekledik. Ve color'larını değiştirelim. Evet, böyle bir renk seçtik. Bu forma giriş ekranı olsun. Yani login ekranı diyebiliriz. Login ekranı önce burayı değiştirelim tekstine. Üye girişi yazalım buraya. Mesela şöyle bir şey sorabilirsiniz. Bunu biraz daha sola alayım. Nasıl alırım derseniz. Mesela böyle boşluk bırakırsınız. Boşluk bıraktık. Deneme yazdık mesela. Boşlukları tekstine boşlukları bıraktı. Denemeleri Enter'a bastık. Gördüğünüz gibi sol tarafa kaydı. Deneme yazısı da sağ tarafa kaydı. Visual Studio'da böyle bir kolaylık da var. Mesela kendi sitenizi böyle yazabilirsiniz. Buraya. Ve sildim. Şimdi gördüğünüz gibi oldu. Tabi burada en başa getirirsek bu tarafa getirecek herhalde. Şimdi form üye girişini yapmamız lazım. Üye girişini yapmamız için iki tane text box'a ihtiyacımız var. Kullanıcı adı, şifre girişi. Bir de butona ihtiyacımız var. Buton ekledik. Buton 1. Bunun ismi ne değiştirelim, neyimi değiştirelim. Kod ismi yani. Ve giriş olsun. Tekstini de değiştirelim. Tekstine de şey yapalım. Üye giriş. Giriş diyelim. İki tane text box ekleyelim. Bir tane ekleyelim. Yarın kalırız buradan. Text box ekledik. Label ekleyelim. Kullanıcı biraz bilgilendiren bir kullanıcı adı şifre gireceğini. Kullanıcı adı. Şimdi bunu da kopyalayabilirim. Buraya da şifre diyelim. Tekstine gelelim. Tekstine de şifre yapalım. Şimdi yeni bir nesne öğreteceğim. Picturebox nesnesini öğreteceğim. Picturebox nesnesi. Picturebox nesnesi resimleri gösterebildiğimiz bir kutu olarak düşünebiliriz. Burada resmi iki yolda ekleriz. Buradan imaj kısmından ekleyebiliriz. Buradan seçeriz. Local Resource ya da Project Resource. Bunlar ilk derslerinde anlattım nasıl seçeceğimizi. Import deyip buradan resmi seçebiliriz. Ya da burada üçgen işareti var. Burada Choose Image kısmı var. Yine aynı yere getirir. Import diyelim. Ben bir tane login ekranı resmi indirmiştim. Login'i ekleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi resmin orijinaline bakınca böyle düzgün bir ekran. Düzgün bir resim. Ama şu an formda öyle görünmüyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bu üçgene tıklayıp size mode'u değiştirmemiz lazım. Normalde stretch image yapalım. Gördüğünüz gibi düzeldi biraz. Şimdi birazcık böyle büyütelim. Üye girişi. Evet, şimdi oldu. Kullanıcı adıyla şifre girince eğer doğruysa yapacak. Şimdi text box'ın 1-2 özelliğinden bahsedeyim. Şimdi text box'a şifreyi kullanıcı göstereyim önce onu. Kullanıcı böyle yazınca gördüğünüz gibi şifre görünüyor. Şifreyi nasıl gizleriz? Text box'a sağ tıklayıp properties kısmından burada göreceğiniz gibi use system password share var. Bunu false durumundan true durumuna çevirirsek
Şimdi start dersek 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdık mesela. Gitti 7, 8, 9 öyle gitti. Gördüğünüz gibi nokta nokta koydu. Öyle yapabiliriz. Kullanıcı adres yani şifreyi görmemesi için. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Mesela bir şeyler yazıyorum. Sağa basıyorum. Çalışıyor. Bunları mesela Ctrl C yapıyorum. Ctrl V yapıyorum. Ve aynısını kopyalayabiliyorum. Yani tuşlar çalışıyor. Ve mouse da çalışıyor. Şunu şöyle engelleyebiliriz. Kullanıcı hiçbir şey yapmasını istiyorsanız. Short pause enable true. True olduğundan dolayı şu an eklerini yapabiliyoruz. True değil false yaparsa. Bunda da false yaparsa kullanıcı dışarıdan değişim yapamaz, sadece kullanıcı geri yapmak zorunda kalır. Gördüğünüz gibi sağ tıklıyorum ama hiçbir şey çıkmıyor. Mesela bunu seçtim. Hepsini kopyaladım. Yapıştırdım. Yapıştırmıyor. Gördüğünüz gibi klavye kombinasyonları da çalışmıyor. Sadece kullanıcı yazacak. Kuvve girecek. Kullanıcı adı 5 şifre. Xbox'ın da böyle bir özelliği var. Tabii bunların özelliklerini formunun adından da değiştirebiliriz. Ya da bir butona tıklayıp da değiştirebiliriz. Textbox mesela formunun adında şöyle değiştirebiliriz. Textbox bir nokta. Short calls enable eşit false ya da true eşit false yaparsa ya da true yaparsa gördüğünüz gibi hiçbir sorun olmadan yazıyor. Şimdi butonun girişini yaptık. Bunların name'lerini değiştirelim. Name'lerini şöyle değiştirelim. Bu T kullanıcı adı olsun. Kullanıcı adı. Da T 0 olsun. Tamamdır. Şimdi butonun name'leri değiştirmiştik. B giriş. Name'lerini gördüğünüz gibi bu kısmına profil açısını görebiliyoruz. Xbox. Formunda name'leri değiştirelim. Form üye girişi yazalım. Üye girişi. Formundan name'ini değiştirdik. Şimdi girişe basınca kullanıcı doğruysa bunları yazacak. Nasıl yapabiliriz? Mesela kullanıcının gireceği kullanıcı adıyla şifre belirleyelim. String user olsun. String olduğu için eşitleyeceğiz. String değeri. Admin olsun mesela kullanıcı adı ve şifreyi de belirtelim. String password. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz olsun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz yazdık. Ve şimdi bunları kontrol ettireceğiz. If Xbox'tan kullanıcı değerleri girecekti. T kullanıcı adı nokta if. Eşit eşit neyse user'sa, çünkü kullanıcı adını orada tutuyorduk ve password'u da t sifre nokta txt tutuyoruz. Yani kullanıcı oradan gelecek. Eşit eşit neyse password'sa ne olacak? Form nesnesini açacak. Yani form 2 nesnesini açacak. Ne yazmamız lazım içine? Form 2 form üye girişi. Çünkü form 2 değil artık. Çünkü name'ini değiştirdik. Form 1 kısmında form 2 açacak. Form 2 açacağımız için form 2 yazıyoruz. Form 2 yeni yazalım. Eşit new form 2 yeni form 2 nesnesini oluşturdu. Ve yeniyi de göstermemiz lazım. Yeni nokta show dedik. Ve bir de kullanıcı bilgilendirelim. Form 2 açıldığında üye girişi başarılı. Form 2'ye hoş geldin yazsın. Evet, şimdi bunu da böyle yaptık. Şimdi deneyelim. Kullanıcı adını mesela SADS girdik. Ama else kısmını yazmadık. If burada bitiyor. Gördüğünüz gibi doğruysa bunu yapacak. Ama yanlışsa ne yapacak program? Mesaj box'ına kullanıcı uyaralım. Kullanıcı adı veya şifre yanlış.
Tekrar yeniz. Evet, şimdi de deneyelim. Kullanıcı adına böyle bir şey gördük diyelim. Şifreyi de gördük diyelim. Giriş kullanıcı adı ve şifre yanlış. Tekrar diyor. Şimdi her bir butona basınca bunların tekstlerini de boşaltabiliriz. Bunu şöyle boşaltalım. Tşifre.clear deriz. Bir de t kullanıcı adı nokta text'i boş string'leştiririz. Şimdi de girelim. Yazdık bir şeyler, yazdık bir şeyler. Kullanıcı adı veya şifre yanlış tekrar giriniz. Tamam butonuna bastım ve buraları temizledi. Şimdi doğru kullanıcı adı ve şifre girelim. Admin yazalım. Şifreye de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazalım. Gördüğünüz gibi burada böyle belirlemiştik. Giriş dedik. Bir başarılı girişi başarılı. Form 2'ye hoş geldiniz dedi. Tamam dedik. Burayı da açtım. Bir girişi formunu gizlemek istiyorsak ne yapacaktık? This nokta head yapacaktık. This nokta head yazdık. Ve gizledik formumuzu. Şimdi form 2'ye bakalım. Form 2'de otomasyon olacak. Burası arrange otomasyonu yazalım ya. Form 2'ye properties kısmından ve kalanına geldik. Ve buradan bir renk seçelim. Evet. Böyle bir renk olsun. Böyle bir renk olsun. Şimdi bizim taşımamız gereken şey var. Mesela kullanıcı adını taşıyalım. Ben sadece bir kullanıcı adı belirttim. Kullanıcı adını mesela buradan taşıyalım. Nasıl yapabiliriz? Öncelikle öğrencinin vizeyle finalini almamız lazım. Vize finalini alacağız ve ona göre geçtim kaldım yazacak. Xbox SS'e ekledik vize final için. Ve buna bastıktan bir de buton ekleyelim. Diyelim ki vize finaline girdi. Bir tane label ekleyelim. Korek alanını değiştirelim. Tekstini değiştirelim. Font kısmından yazıyı biraz büyütelim. 12 yaptık size'ını. Butonun tekstine göre name'ini değiştirelim. Ekle diyelim. Please box eklesin. Buton 1 olmasın. B ekle olsun. Şimdi list box'lar ekleyeceğiz. List box'lar ne işe yarayacak? Vizeyi tutacak, finali tutacak, harfi hesaplayacak, ortalamayı hesaplayacak. Bu vize için olsun, bu final için olsun. Bu ortalama için olsun. Bu harf için olsun. Bunları ekletelim. Bunlara isim verelim. Bu ise final. Bu ortalama. Bu da harf olsun.
Şimdi ekle butonuna işte ne olacak? Onu yapalım. Gördüğünüz gibi vize finali buradan alıyoruz. Öncelikle kontrol ettirmeniz lazım. Burada kullanıcı 0 ile 100 arasında değer girmesi lazım. 100 ile finale çünkü 0 ile 100 arasında not olabilir. Butonu ekle kliğine ne gelecek? Şimdi ne ekleyeceğiz? Önce kontrol ettireceğiz. Int say vize olsun. Vize notu. Final notu. Bul. Vize. İn, vize kontrol not. Eşit ne yazacağız? Int 32. Try parse yapacağız. İçine iki tane parametre göndermemiz lazım. Birinci parametremiz text box'umuz. Ve bunların da name'lerini değiştirelim text box'ların. T olsun. T final olsun. Son ekle kliğine şimdi ne ekleyeceğiz? Buradan try parse T vizeyi ekleyeceğiz. Nokta tekstini virgül out olarak ne verecek? Vize notu. Tamam. Şimdi bu final notu. Final kontrol not. Not32 reverse T vize nokta T final nokta T out final notu bunu da yazdık. Daha sonra buna bastıktan sonra bu ikisini kontrol edecek ve vize final notu da 0 ile 100 arasında olacak. Onu şöyle yapacağız. If kullanacağız yine. If vize kontrol true vize kontrol not vize kontrol not ve B yazın vize kontrol not yazın direkt bir ise yani true döndürürse burası bu biri döndürürse true'yu döndürürse doğruyu döndürürse ne olur onu yazıyoruz yani bir durumundaki hali final not final kontrol not ve vize notu kaç olması lazım? Burada kontrol ediliyor. Çıktı olarak o geliyor. 0 ile 100 arasında olması lazım. Büyük 0 ve vize notu küçük eşit 100 olması lazım. Küçük 101 diyelim direkt. 100 diyelim. Küçük eşit 100. Eğer 100'den küçük veya eşitse yani 100 ile 0 arasındaysa ve diğer final için de aynı şey yapmamız lazım. Final kontrol not ve final notu büyük 0 ve final notu büyük eşit 100 ise list box'lara ekleyeceğiz. Listbox'ları eklerken harfleri de kontrol edecek. Harfleri de kontrol edeceğiz. Şimdi öncelikle hangilerini ekleyeceğiz ona bakalım. Vize ekleyeceğiz, finale ekleyeceğiz. Onları direkt ekleyebiliriz. Listbox 1.items. Aslında onların da name'lerini değiştirelim. Akılda kalsın diye. Name'lerini değiştiriyoruz. L vize olsun. Yok, list vize olsun. Burası list final olsun. Name'lerini değiştiriyoruz. Her birinin name'ini üstte görebiliyoruz zaten. List ortalama olsun. Bu da list harf olsun.
Evet, etkilerince artık dedi. Şimdi eklerken bunlara dikkat edeceğim. Lord tanesini eklemek durumunda. Şimdi list yüzeye ne ekleyecek? List.items.add list.to.string ekleyecek. Çünkü string alır. List box'ın içi, list yüzeyinin içi, list box olduğu için. List finali de ekleyecek. List.final.items.add final notu .to.string. Şimdi bize finali ekledik. Ortalamayı da hesaplatacağız. Ortalama için de burada bir değişken oluşturalım. Int ortalama diyelim. Int ortalama dedik. Ve bundan sonra if'in içine girince şöyle yapsın. Ortalama eşittir. Vize notu çarpı 0.4 0.4 yazdık. Bunu içine alırsak vize notu çarpı 0.4 artı final notu çarpı 0,4 artı 0,4. Şimdi final notu ne yazmamız lazım? 0,6 çünkü final notu da 0,6 ile çarpacağız. Yani %60 ile çarptı kısacası. Şimdi şöyle bir şey var. Biz burada hatırlaya bakarsanız double'ı integer'a çarpmaya çalışıyoruz. Yani double'la çarpmaya çalışıyoruz. Veri tiplerinde veri tip birbiriyle aynı olmak zorunda. Burayı double yapmamız lazım. Çünkü ortalama burada 0.4 ile çarpılıyor. %40'ını da alabilirdik. Ama double yaparsak daha sağlıklı sonuç görürüz. Ortalama eşittir. Vize notu çarpı 0.4 artı bizim final notu çarpı 0.6. Şimdi ortalamayı list ortalama items add diyelim. İçine ne ekleyeceğiz? Ortalama nokta toString'i. Çünkü onu kontrol ettirdik. Noktaları koyduk. Şimdi if burada bitiyor. Bunları ekledik. Vize final ortalama ekledik. Ortalamaya göre harflendirme yapacağız. Harflendirmeyi şöyle yapacağız. If ortalama büyük 90 ise ne yazacak? List box'a A yazsın. Nasıl yazacağız? List harf nokta items at ne yazacak? A yazacak. String yazacağız. Çünkü A'yı string olarak yazacağız buraya. Ondan dolayı iki çift tırnak için yazdık. A yazdık. Else if kullanacağız. Ortalama büyük 80 ise ne yazacak bu sefer? BA yazıyor. List harf nokta items nokta add ne ekleyecek bu sefer? BA ekleyecek. Else ne yazacağız bu sefer? Ortalama büyük 70 ise ne olacak?
list.items.add ekledik. Else if de kullanacağız. Bu sefer ne yazacağız? Else if ortalama büyük 65 ise CB yazacak. Her bir için böyle satır şey açmama gerek yok aslında. Böyle köşeli parantez açmama gerek yok. İlk derste anlatmıştım. Eğer tek satırlık yazıyorsanız böyle açmanıza gerek yok. Ama birden fazla satır yazıyorsanız gerek var. Ben artık yazmayayım. Öyle direkt tek satır olduğu için ekleyeyim. Büyük 65 ise CB yazsın. List.harf.items.add yani list harfi CB yazsın. Evet onu da ekledik. Elsik. Ortalama büyük 60 ise ortalama büyük 60 ise list harf nokta items nokta et ne ekleyecek? CC ekleyecek. Sonra else if bir daha kullanacağız. Ortalama büyük 55 ise DC ekleyecek. DC ekledik. Else if bir daha kullanacağız. Ortalama büyük 50 ise DC, DD. Evet, string olarak yazdı. Else if kullanacağız bir daha. Ortalama büyük 49 ise F de yazacağız. List harf nokta açıp nokta et 49 ise F de yazacağız. Else if bir daha kullanacağız. Ortalama büyük 30 ise küçük eşit 30 ise mesela yeter yazsın. Ortalama büyük burayı 9 ise ve 39 yaptı. 45 böyle yazsak olur. Burayı yazmamız aslında gerek yok. İlk 40 ise F'de yazsın. Böyle kalsın bu. Devam ne yazmaya gerek yok. Şimdi bunları harfleri de ekledik. Şimdi bir deneyelim. Üye girişi kullanıcı adı şifre admin de şifre kullanıcı adı şifremiz 1 2 3 4 5 6 7 8 de giriş dedik. Üye girişi başarılı 12 hoş geldiniz yazısına yazdı. Bize notunu 25 girelim. Ben notunu 35 girelim. Ekle dedik. 25 35 girdik. Harf yok. Neden yok? Çünkü harf aralıkta yok. Else ise buraya else yazalım. FFF eklesin. As list harf nokta items nokta et f admin yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazdık. Giriş dedik. Girişi başarılı dedi. 25 yazdık. 35 yazdık. Ekle dedik. 25 almış. 35 ortalama da 31 FF. Şimdi şöyle bir şey yazalım. Kullanıcı burada üye girişi yaparken alt tarafta mesela şifreye girerken alt tarafa yazalım. Nasıl yazarız mesela onu? Şöyle yazarız. Öncelikle bir tane nesne eklememiz gerekiyor buraya. Nesne nesnesi ekleyeceğiz. Mesela label ekleyelim. Label'ın da rengini değiştirelim. Buradan kopyalayalım direkt. Form text başta 0 0 olsun.
Kullanıcı buraya yerince burası otomatik olarak değilsin. Bunu nerede yapacağız? Textbox'a gireceğiz. Properties kısmına. Evet kısmına geleceğiz. Text change değişik kısmına gireceğiz. Ne yazacağız buraya? Label formüle bakıyoruz. Label'a name'ine bakalım. Label 3. Label 3 nokta text. Şimdi tekrar gösteriyorum. Textbox şifrenin text change'a girdik. Buradan da girebiliriz ya da textbox'a iki kere tıklayıp girebiliriz. Ne yazacağız? Label 3 nokta text eşittir. T şifre nokta text yazalım. Start dedik. Şimdi buraya admin yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördüğünüz gibi ne yazdıysam buraya gösteriyor. Giriş dedim. Bir girişi başarılı. Forum 2'ye hoş geldiniz dedim. Şimdi notu girelim. 35 girelim. 75 girelim. 75 girdik. Ekle dedik. 35, 75. 59 derece. Böyle oldu. Şimdi bir de mesela dersi geçenler kısmı için size yapabiliriz. Dersi geçenler kısmı için şöyle yapabiliriz. Önce butonun ekle kliğine gelelim. Burasını kontrol edelim. Bize final notu if nerede bitiyor bakalım bir. If burada bitiyor. Else kısmındaysa neydi burası? Alanları hataları zaten mesleleri yazmayalım. Bölümleri düzeltimiz yazalım. Sadece burada if else else gelince anlatsın diye. Şimdi buraya kontrol ettik. Şunu yapacaktık. Mesela kullanıcı buraya 35-55 girdi. Mesela 60'ın altındaysa kalıyor. Öğrenci kalıyor mu, geçiyor mu? Onu yazdıralım. Nasıl yazdıracağız? Şimdi bana 4 tane label lazım. Biri kullan geçen öğrenci sayısı tutsun. Biri kalan öğrenci sayısı tutsun. Dersi geçen öğrenci sayısı. Bununla tekstil dersten kalan öğrenci sayısı. İki tane değişken ihtiyacım olacak bunun için. X'i de sıfırdan bulursa %80 sıfır yaptı. Şimdi her eklediğinde orayı kontrol etsin. Burada şimdi bir tane ders geçen için bir de kalan için. Derste geçmesi için CC veya üstünü yani CC, CV, VV veya A gibi harfleri alması lazım. Şimdi public kısımda iki tane değişken oluşturacağım. Int geçen öğrenci sayısı eşit 0 diyelim. Nokta virgül koyduk. Int kalan öğrenci sayısı eşit 0 dedik. Şimdi form 2'de bu label'ların name'lerine bakalım. Bunları değiştirelim. L geçen yapalım bunu. Bunu da L falan yapalım. Tamam. Şimdi ekleye geldik. Burada geçen öğrenci sayısı, kalan öğrenci sayısı için değişken oluşturduk. Şimdi 90 üstündeyse öğrenci dersi geçmiştir. Geçen öğrenci sayısını bir artıracağız. Geçen sayısı arttı. Öğrenci sayısı arttı. Arttı. Burası geçen öğrenci sayısını yine artırmamız lazım. Eğer 80'den yüksek almışsa geçer. Şimdi BB ise yani yine geçmiştir. Geçen öğrenci sayısını yine artırmamız lazım. CB ise yine geçmiştir. Geçen öğrenci sayısını artırmamız lazım. 60 CC ise tabi burada eğer iki satır
oluşturduğu için artık kapatmamız lazım köşeli parantezlerle tersifleri. Alttan kapattık. Şimdi burayı da kapatacağız. Burayı da böyle kapattık artık. Şimdi else kısmını alalım. Burada ise 55'ten büyük yani DC ise DC olduğunda kalan öğrenci sayısı artması lazım. Kalan öğrenci sayısı artı artı. Burada da artması lazım. Geçen öğrenci sayısının 60'tan yüksek olduğu için. Şimdi as if ortalama büyük de yani D'de ise öğrenci dersten kaldı. Nasıl yapacağız? Kalan öğrenci sayısını artıracağız. Kalan öğrenci sayısı artı artı. Şimdi f'de ise yine kaldı. Kalan öğrenci sayısı artı artı. Else kısmı ise yine kalan öğrenci sayısı artı artı. Daha sonra ise bunları yaptıktan sonra ne yapması lazım? Bu if else'leri neye göre çalışıyor onu söyleyeyim. Mesela geçen öğrenci sayısı artı artı yaptım çoğu yere. Şöyle düşünebilirsiniz. Birden fazla yere girmesin. Girmez çünkü if yapısının özelliği de o zaten. Eğer buraya bakar, bir ortalama büyük 90 ise buraya A yazar, burayı yapar ama buraları atlar burayı yaptığı için. Else if'te eğer diyelim ki bunu yapmadı, else if'e bakacak. Ortalama büyük 80 ise 80 evet veya geçen öğrenci sayısı arttı ve if else yapısından çıktı ve buraya kadar geldi. Ne yapacak? Her birinde label'ları güncellememiz lazım. L geçen nokta text ne yapmamız lazım? Geçen öğrenci sayısı nokta toString yapmamız lazım. Çünkü string'e çevirmemiz lazım. Bizim geçen öğrenci sayısı değişkenimiz integer'de L kalan yazalım. L kalan nokta text ise kalan öğrenci sayısı nokta toString. Onu deneyelim. Start dedik. Debug edelim. Admin yazdı. Şifreyi yazdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazdı. Giriş dedik. Ve girişi başladık. 12, hoş geldiniz. Şimdi 56 girelim. 72 girelim. Ekle dedik. Dersi geçen öğrenci sayısı 1 dedi. Mesela burayı 86 yazalım. 86 yazdık. Geçen öğrenci sayısı 2'ye çıktı. 54 yapalım. 25 yapalım. Ekleyerek gördüğünüz gibi kalan öğrenci sayısını arttırdık bu sefer. Ben gördüğünüz gibi program çalışıyor. Evet, bu böyleydi. Şimdi bir de şey anlatacağım. Fonlar arası veri aktarımı. Fonlar arası veri aktarımı için yeni bir proje açacağım. Bu projeyi tam kapatmadım. Çünkü bu projeyi biraz daha tamamlamak istiyorum. Onu anlattıktan sonra bir veri aktarımı yapmak istiyorum bununla. Şimdi bu da fonlar arası veri aktarımı. Vererek. Şimdi formlar arası ve aktarım için yine projeme form ekledim. Form 2 ekledim direkt. Buraya form 1'e geldim. Form 1'e backalları değiştireyim. Backalları da active caption yaptım. Form 2'ye geldim. Bunun da backalları değiştireyim. Benzemeyen bir şey olursa. Hayırdır. Böyle yaptık. Evet, şimdi ne yapacağız? Veri aktarımı yapacağız. Veri aktarımını nasıl yapacağız? Onu anlatayım. İki yolla yapacağız biz. Tek yolla anlatmayacağım ben. İki yolla anlatmayı istiyorum. Şimdi mesela kullanıcı textbox'a bir şey yazsın. Textbox'a yazınca diğer formdaki textbox'a bunu aktaralım. Bunu iki yolla yapacağız. Butona tetikleyelim yine. Formu açmak için. Şimdi buton 1 bunu textinin değiştirelim. Form 2'ye geçelim. Form 2'ye geçerken veri aktarımı yapsın ve textbox'a ne yazdıysam onu eklesin. Form diğer textbox'a. Buraya da bir textbox ekleyelim. Tamamdır. Şimdi bunun
Name it Xbox 1. Tamam. Şimdi Form 2'ye geçe tıkladım. Yeniden Form 2 RAM'e yazdık. Eşit. Yeni Form 2 dedik. Ve içine bu sefer ne göndermemiz lazım? Textbox göndermemiz lazım. Textbox neyi göndermemiz lazım? 1'di. Textbox 1'i gönderdik. Neyi göndereceğiz? Textini göndereceğiz. Textbox 1.txt yazdık. Textbox 1'i göndereceğiz. Direkt yapabiliriz onu. Textbox 1 yazdı. Şimdi burada karşılığı yok diyor Form 2'de. Form 2'de karşılığını birazdan yazacağız. Şimdi prm.show yazıyoruz. Yazdık. Şimdi Form 2'ye geliyoruz. Şimdi böyle yazdıktan sonra gördüğünüz gibi hata verir. Hata vermesi normal. Çünkü textbox nesnesi diğer eleman alır. Constructor yapısında public'te ama Form 2'de yok diyor. Yani constructor yapısı nasıl olduğundan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi constructor yapısı burada public var diyor. Public form 2 kısmı. Gördüğünüz gibi burada parametresi yok. Parametre yazmamız gerekiyor. Public partial'da önce bir text box, sanal text box oluşturuyoruz. Text box deneme. Text box deneme yazdık. Tamam. Şimdi burada da bir tane text box nesnesi oluşturuyoruz. Text box deneme 1-2 yazdık. Şimdi buraya geldik. Yine TLS component kısmından sonra ne yapacak? Deneme eşit. Deneme 1-2 yazdık. Başlarına T denemeye T getireyim aklımızda kalsın diye. T deneme. Buraları da T diye değiştirdim. T deneme 1-2 yazdık. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada hata gitti. Bakıyorum buraya. Burada da hata gitti. Şimdi nasıl yapacağız? Form yüklenirken mesela Form 2 yüklenirken bana buraya Form 2'deki text box'a mesela bakalım. Bunun properties kısmına girelim. Name'i değiştirelim. T text box Form 2 yazalım burada. Yani Form 2'de bir text box olduğunu gösterelim. Şimdi bunu nasıl dolduracağız? Onu anlatayım. Text box neyi dolduracağız öncelikle? Text box Form 2. Nokta text dedim. Kaynağı ne? Sağ tarafına yazıyordu kaynağını. T deneme nokta text. Yani t deneme nokta text'i buna ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi yani Form 2 yüklenirken önce bunu butona tıklayacağız. Butona tıklayınca eğer bir şey yazdıysa bunu ekleyecek. Şimdi mesela buraya yazı yazalım. Merhaba dünya yazdım. Form 2'ye geç dedi. Gördüğünüz gibi text box'ın name'i değişti. Yani text'i değişti. Burada merhaba dünya yazdı. Gördüğünüz gibi oldu. Böyle yapabiliriz. Bu birinci yol. Bir de ikinci yol var. İkinci yol ise onun için de yeni bir proje açalım. Şimdi okey dedik. Yeniden nesne form ekleyelim. Project dedik. Add Windows Form dedik. Form 2 ekledik. Şimdi Form 1'in background'ını değiştirelim. Active Caption yapmayalım. Değişik bir şey yapalım. Highlight yaptı. Form 2'ye gelelim. Properties'indeyiz. Background'ını değiştirelim. Web'den bir tane seçtik. Bunu seçtik. Tamam. Bunları. Tamam bunu seç. Bunu seçtik yani şimdi. Ne yapacağız? İkinci yolda yapacağız. İkinci yolda text box dolduracağız. Şimdi yine bir tane text box ekliyorum. Text box ekledim. Bir tane daha buton ekliyorum. Butona yine bir şey yazacağız bu sefer. Text box'ı öyle dolduracağız. Ama bu sefer public form 2 public constructor yapısı yani şuradaki buradaki public constructor metodu public form 2 burası public constructor metodu yani yapıcı fonksiyonu burada yapmayacağız bu sefer. Bu sefer text box'ın bir kısmını yapacağız. Buraya form text box ekledik. Şimdi buraya bunun adını değiştirelim. Form 2'ye geçtirelim. Şimdi Form 2'ye geldik. Bir tane text box ekleyelim.
Form 2'ye giriş butonuna tıkladım. Ama tıklamadan önce yapmam gereken şey şu. Şimdi ben diyelim ki start dedim. Form 2'ye geçe bastım. Basınca hangisine dolacak Textbox? Form 2'nin Textbox'ı dolacak. Ne yapmamız lazım? Properties kısmına girmemiz lazım. Textbox'ın. Textbox'ın Properties kısmına girince Modifiers diye bir ayar var. Her bir nesnede vardır bu. Modifiers kısmını private değil public yapmamız lazım. Yani erişilebilir. Herkese açık yapmamız lazım. Şu an özeldi. Değiştirdik. Public yaptık. Şimdi form 2'ye geçe bastığımda ne yapacak? Önce buradaki name'ini değiştirelim. Textbox form 2 yazdık. Form 2'deki textbox'a. Şimdi form 2 yeni eşit new form 2. Şimdi t textbox form 2'ye geldik. Bunun pozisyon ayarına bakıyoruz. Public textbox form 2 form 1'e geldik. Form 2'ye geçtik dedi. Form 2 yeni buton kliğe textbox Textbox'a şöyle ulaşacağız. Şimdi yeni diye bir form oluşturduk ya. Yeni form oluşturduğumuz için bunu nesnesini çağıracağız. Yeni nokta ne diyeceğiz? Textbox çünkü form 2'de bu. Textbox form 2. Nokta text. Mesela text'in eşitleyici. Ne yapacağız? Textbox bir nokta text. Gördüğünüz gibi sol taraf dolduracağımız yer sağ taraf kaynağı. Yani sağ tarafta kaynağını belirtiyor. Sol tarafında da girecek yer. Yani buradaki text box olacak. Start diyelim. Şimdi deneme yazdım. Form 2'ye geç dedim. Show yazmadığımız için girmedi. Form 2 göstermedi. Şimdi bunu yazdık. Form 2 yeni formumuzu oluşturduk. Burada text box'ların textlerini eşitledik. Şimdi artık gösterebiliriz o yeni formumuzu. Yeni nokta show dedik. Şimdi deneme yazdım. Form 2'ye geçe bastım. Deneme yazdı. Gördüğünüz gibi text box da değişti. Böyle bir yöntemle de yapabiliriz. Şimdi benim iki yolla da anlattım. İki yolla. Birinci yol dediğim gibi burada public form 1 public constructor yapısını kullanmıştım. İkinci yolda ise hangi nesnenin içini dolduracaksa modifiers kısmını public yapıp diğer formda şöyle bir yeni nesne oluşturup ondan sonra oluşturduğumuz sanal nesnenin elemanını buradan public yaptığımız form 2'den public yaptığımız nesneyi çağırıp içini doldurabiliriz buradakiyle ve daha sonra da gösterebiliriz. İkinci yolda böyleydi. Evet, ikinci yolda böyleydi. Şimdi öğrenci otomasyonuna dönelim. Öğrenci otomasyonuna ben bir şeyler eklemek istiyorum. Şimdi mesela ben buradan öğrencinin adını soyadını gireceğim ve ekleyeceğim. Öğrenci adını soyadını gireceğim, ekleyecek, şöyle ekleyecek. Ama öğrencinin adını soyadını girerken kullanıcı adıyla şifrenin tabii ki doğru olması lazım. Textbox ekledik. Şimdi label ekleyelim. Her birinde öğrenci adı değil, bu sınıf adı olsun mesela. Sınıfı ekleyelim. Sınıf adı diyelim direkt. Sınıf. Sınıf. Sınıf adı diyelim. Ya da kaçıncı sınıf diyelim direkt. Hiç uğraşmadan. Şimdi butonun girişine girdik. Burada dediğim gibi iki yolla da yapabiliriz. Ben bu sefer ilk yoldan public constructor yapısından yapacağım. Şimdi burada ekliyoruz. Burada neyi göndereceğiz? Buradaki textbox'ı göndereceğiz. Form 1'deki textbox'ı. Bunun
Name'ini değiştirelim. T sınıf diyelim. T sınıf yazdık. Giriş dedik. Şimdi burası doğruysa, kullanıcı adı şifre doğruysa yapacak. Ama nasıl yapacak? Buraya new form 2 kısmına neyi göndermemiz lazım? T sifre i göndermemiz lazım. T sifreyi gönderdi. Gördüğünüz gibi yine aynı hatayı verdi. Bir tane argüman eksiği. Çünkü form 2'de karşılığı yok. Form 2'ye geldik şimdi. Form 2'ye geldik. Burada public partial kısmına yine geliyoruz. Yine bir oluşturuyoruz. Ya da textbox oluşturuyoruz. Evet, textbox oluşturalım. Textbox sınıf form 2 sınıf diyelim. Buraya da textbox prm2 sınıf yazalım. Inutilize component kısmından sonra form 2 sınıf eşit prm 2 sınıf eşitlemesini yaptık ve buradaki public partial'daki buraya gitti. Bu public form 2. Şimdi bunu da yaptık. Ondan sonra ne yapacağız? Şimdi oradan girilen kullanıcı adı, yani sınıf numara sınıf adı gördüğünüz gibi start dediğimizde kaçıncı sınıf kısmı buraya geliyor. Bizim değişkenimiz burada T form 2 sınıf, T form 2 sınıf böyle gidiyor. Bunları değiştirdik. T form 2 sınıf oldu bunlar. Şimdi bilgimiz nerede? T form 2 sınıfta. Biz nereye eklemek istiyoruz mesela? Listbox'a ekleyelim. Listbox'a şöyle ekleriz. Burayı çektik. Şimdi listbox nesnesi buradan kopyalayalım. Proje formamızı biraz büyüttük. Formumuzu büyüttük ve kaçıncı sınıf diye yazalım diye ve bilgilendirme amaçlı. Şimdi listboxlar 10'lar olsun mesela. Onu şöyle yapacağız. Her bir butona ekledikten sonra, burada ekle kısmına girdikten sonra eklememiz gerekiyor. Onu şöyle ekleyeceğiz. Burada ekleyebiliriz. Onun da name'ini değiştirelim. Form 2 CSS listbox 1 burada yazıyor. List sınıf yazalım. List sınıfı yazdık. List sınıfı yazdık. Ekleye girdik. Buraya boş olan kısma, yani burada butonun kalemine else if'lerin dışında gördüğünüz gibi else'in burada if'leri kontrol ediyoruz. Burada text box'ları onun içindeyse doğru yapacak. Şimdi buraya ekleyebiliriz. Şöyle ekleyeceğiz. List sınıf nokta items nokta add. Ne ekleyeceğiz? Ben burada hangi değişik textbox sağlam nesnesini oluşturmuştum? T form 2 sınıf. Burada bunu buna eşitledim. Şu an orada bilgi. T form 2 sınıf nokta ne ekleyeceğiz? Text'ini ekleyeceğiz. Şimdi tabii kaçıncı sınıf olduğunu da kontrol ettirirken burayı da kontrol ettirelim. Ve textbox T ve T neyi göndereceğiz? T sınıfı göndereceğiz. T sınıfı burada gönderiyoruz. Gönderdik. Şimdi T sınıfı gönderirken T sınıfın tekstini de kontrol ettirmemiz lazım. T sınıf nokta text nokta length büyük 0 olsun. Çünkü boş bir şey girmesin kullanıcı. Onu engelledik. T sınıfı ekledik. Şimdi form 2'ye geldik. Ekle kısmına geldik. Bakıyoruz. T form 2 sınıf nokta text. Şimdi start dedik. Kullanıcı adı admin yazdı. Şifre giriyorum. Gördüğünüz gibi yanlış girdim mesela burada. Alt tarafa yazıyor. Şimdi bunu düzgün yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaçıncı sınıf? Mesela 3. sınıfı yazayım.
Giriş dedik. Diyor barışı, girişi başarılı. Form 2'ye hoş geldiniz diyor. Vize notunu girdim. 50 girdim. Final notunu 95 girdim. Ekle dedim. Gördüğünüz gibi hepsini ekledi. 75, 50, 95, 77. Ortalama da B1. Başka bir tane ekleyeyim. 35 girelim. 45 girelim. Gördüğünüz gibi bunu da ekledi. Formlar arası veri aktarımını da böyle yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bugün size formlar arası geçiş, formlar arası veri aktarımını anlattım. Gördüğünüz gibi formlar arası geçiş ve formlar arası veri aktarımı bayağı kolay. Yapabileceğiniz şeyler, takılırsanız sorabilirsiniz gruptan ya da YouTube kanalından. YouTube kanalına abone olursanız seviniriz. Başarılar diliyoruz. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.